Günümüz dünyasında en çok konuşulan kavramlar arasında, veri, bilgi, belge, belgeleme, tıbbi belge, tıbbi belgeleme ve belgelemede kalite kavramlarını sayabiliriz. Aslında veri, bilgi, insanlık tarihi ile birlikte başlar. Tarihi süreçteki gelişmelerle birlikte insanlığın bilgiyi oluşturması, bunları kayıt etmesi, dökümanların şekli, kalitesi, içerikleri, niceliksel ve niteliksel yönleri değişikliğe uğramıştır. Bilgisayar teknolojilerinin gelişmesi ve bunların hastanelerde uygulama alanını bulmasına paralel olarak, dokümantasyon, tıbbi dokümantasyonda değişiklikler, format ve içerik açısından hızla değişikliğe uğramıştır. Bu konularla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar şunlardır. Veri, bilgi, belge, belgeleme, tıbbi belge, tıbbi belgeleme ve belgelemede kalite. Bu programı izledikten sonra tıbbi belgeleme ile ilgili kavramlar nelerdir? Tıbbi dokümantasyonun amacı nedir? Döküman hazırlanırken uygulanan genel prensipler nelerdir? Hastanelerde ne tür dökümanlar kullanılır? Döküman hazırlama basamakları nelerdir? Ve tıbbi dökümanların kalitesini etkileyen faktörler nelerdir sorularına cevap verebileceksiniz. Veri, çeşitli sembol, harf, rakam ve işaretlerle temsil edilen ham, işlenmeye hazır, işlenmemiş gerçekler ya da izlenimlerdir. Bilgi, insanların gözlemleri ve çabaları ile edindikleri ya da öğrendikleri her şeydir. Bir konu hakkında bir fikre sahip olmak, onu anlamaktır. Herhangi bir şeyin ya da olayın belirli bir özelliğini tanımlayan malumattır. Belge, eldeki verilerin ve bilginin kaydedildiği değişik kayıt ve yayın türlerine verilen attır belgeler elle yazılmış, yazıcıdan çıkartılmış kayıt türleri olabileceği gibi çizilmiş, basılmış, ses, resim, görüntü, harita veya grafikler ve benzeri gibi çok çeşitli bilgiyi kapsayan belgeler de olabilir. Doküman, insanların çeşitli alanlarda yapmış oldukları çalışmalardan elde ettikleri bilgileri kapsamına alan kalıcı bilgi kaynaklarıdır. Dokümantasyon, dokümanların bilimsel kurallara uygun olarak toplanması, düzenlenmesi, saklanması, Geri halinde tekrar hizmete sunulması ile ilgili işlemlerin tamamıdır. İnsan sağlığı ile ilgili konularda yapılan çalışmalardan elde edilen bilgileri düzenli bir biçimde kapsamını alan belgelere tıbbi doküman denir. Hastalıklar, yaralanmalar, ameliyatlar, teşhis ve tedavilere ilişkin araştırmalar ve çalışmalar, koruyucu hekimlik ve sağlıklı yaşamla ilgili dokümanlar, özetle insan ve toplum sağlığına ilişkin her türlü belge tıbbi doküman kapsamına girmektedir. Tıbbi dokümantasyon, tıbbi dokümanların bilimsel kurallara uygun olarak toplanması, düzenlenmesi, saklanması ve gereği halinde hizmete sunulması ile ilgili işlemlerin tamamıdır. Hazırladığı tıbbi dokümanlar ile bilinen dünyayı en çok etkileyen kişi i̇bn Sina'dır. <laughs> tıbbi dokümantasyonun amacı, kurumdaki ana ve alt süreçleri iş görenlere duyurmak, hasta hasta yakını ve üçüncü kişilere bilgi aktarmak, yasal zorunlulukları yerine getirmek, olası hukuki durumlara karşı önlem almak, değişikliklere uyum sağlamak, sistemi güncel tutmak, çalışanlarını eğitmek, kurumda akreditasyon, belgelendirme, dış denetim gerçekleşecek ise buna uyum sağlamak, ödeme kuruluşları ve cepten ödeme yapanlarla kurum arasındaki sözleşme koşullarını yerine getirmektir. Müzik duruma ve kişilere göre farklılık gösterebilmekle birlikte doküman hazırlanırken şu prensipler dikkate alınmalıdır. Doküman eksiksiz ve okunaklı şekilde hazırlanmış olmalı. Hastaya ait tüm tetkik, tanı ve tedavi bilgilerini içermeli. Dokümana girdi yapan kişinin bilgileriyle ilgili tarihi içermeli. Diğer poliklinik ve servislerin rahatlıkla anlayabileceği şekilde hazırlanmış olmalı. Doktor ve tedavide yardımcı olan diğer hizmet sağlayıcılar için hastanın geçmiş ve sürmekte olan tedavileri ulaşılabilir olmalı. Muhtemel sağlık risk faktörleri açıkça belirtilmeli. Bir hastanenin dokümantasyon sisteminde ne tür ve kaç tane doküman kullanılır sorusunun cevabı çok net değildir. Sorunun cevabını belirleyen farklı etmenler vardır. Bu etmenler hastanenin bağlı olduğu kurum, kurumun işleyişi, Kurumun büyüklüğü, yatak sayısı, poliklinik ve klinik sayısı, laboratuvar çeşitliliği ve test kapasitesi, hastanedeki süreçler ve süreçlerin karmaşıklık derecesi, kurumda görev yapan personel ve bunların bilgi, yetkinlik ve yeterlilikleri, kalite sistemini uygulayıp uygulamadığı, eğer bir kalite sistemi var ise ne tür bir sistem uygulandığı, kurum kültürü şeklinde sıralanabilir. tıbbi dokümantasyonda altın kural, onu yazmadığında bir şey eksik olmuyor ise yazma şeklinde formüle edilir. Doküman hazırlama basamakları şunlardır. Doküman ihtiyacının tespiti, taslak dokümanın hazırlanması, dokümanın gözden geçirilmesi ve onaylanması, dokümanın sisteme alınması, ihtiyaç halinde revizyonu veya sistemden kaldırılması. Tüm bu adımlarda dokümanlar sadece bir birim tarafından değil, ilgili bölümler ve bölümlerinden uzmanlarınca içinde yer alacağı ekip tarafından yapılmalıdır. Dokümantasyonda kaliteyi, hazırlanan dokümanın ilk seferinde ve her seferinde istendik koşullarda hazırlanması olarak tanımlamak mümkündür. Dokümantasyonun kalitesi için daha ayrıntılı yazı yazmak çözüm değildir. Önemli olan zamanı ve dokümanı verimli kullanmaktır. Dokümanın kalitesi direkt olarak içerdiği verilerin kalitesine bağlıdır. Şu özellikler doküman kalitesini artırır. Eksiksiz olmalı, doğru bilgi içermeli ve zamanında düzenlenmiş olmalı. Kullanılabilir nitelikte olmalı. Sunulan hizmetin kalitesinin ölçülebilmesinde destek olmalı. Verilen sağlık hizmetinin geliştirilebilmesi için yol gösterici olmalı. Araştırma ve bilimsel çalışmalara kaynak olmalı. Yasal zorunluluklara cevap verebilecek nitelikte olmalı doktor, yönetici, resmi makamlar gibi paydaşlara bilgi aktarabilecek nitelikte olmalı. Kişisel bilgilerin gizliliği ve güvenliği sağlanmalı. Az önce sayılan özellikleri taşımayan dokümanların kalitesi de düşük olur. Ayrıca veri kalitesinin düşmesine etki eden faktörler şunlardır. İyi tasarlanmamış veri formları, verimsiz çalışan kayıt personeli, kayıtlarla ilgili kararların eksik veya yetersiz uygulanması, kayıtların zamanında yapılmaması, veri kalitesinin, veri toplanması ihtiyacının ve verinin gerekliliğinin çalışanlar tarafından anlaşılmaması. Tıbbi dokümanların kalitesini artırmak için önce dokümanın kapsamını netleştirmek gerekir. Dokümanın kapsamı ise gerek Sağlık Bakanlığı hizmet kalite standartlarında gerekse akreditasyon ve kalite sistemleri uygulamalarında çerçeve olarak çizilmiştir. Tıbbi dokümanların analizlerinde bu çerçeveden faydalanılır. Yine aynı tarzda tıbbi dokümanların kalitesini arttırmak için tıbbi dokümanların niteliksel ve niceliksel analizini yapmak kaliteyi arttırmak için yararlıdır. Günümüz hastanelerinde en çok konuşulan kavramlardan birisi de tıbbi belgelemedir. Belgelemenin kağıt, elektronik ortam gibi farklı tarzlarda düzenlenmiş olması önemini değiştirmez. Kurallarına uygun hazırlanmış tıbbi belge, kişiyi, kurumu korumanın yanı sıra hastanelerdeki ana ve alt süreçleri geliştirmede en önemli kılavuzdur. Hukuk problemlerini çözmede, veri oluşturma ve makro düzeyde kural koyucuların alacağı yönetsel kararlarda en büyük yardımcısıdır. Hastaneye başvuran hastaya tanı ve tedavi sürecinde yapılan tüm işlemlerin, uygulanan tedavi yöntemlerinin, kullandığı ilaçların ve malzemelerin takibi olan hizmet tanımı ve izlenebilirliği tıbbi belgeler üzerinden yapılır. Tıbbi kayıtların sağlık hizmetlerinin kalitesine etkisinde kurumları bekleyen risk çok iyi olma, kusursuz olma düşüncesidir. Tıbbi kayıt sistemindeki yaklaşımımız süreci devamlı iyileştirme olmalıdır. Çok iyi iyinin düşmanıdır. Tıbbi kayıt sisteminin çok çok iyi olması mümkün değilse şimdilik iyi ile başlayıp mükemmeli hedeflemek doğru bir stratejidir. Bu programda tıbbi belgeleme ile ilgili kavramlar nelerdir? Tıbbi dokümantasyonun amacı nedir? Döküman hazırlanırken uygulanan genel prensipler nelerdir? Hastanelerde ne tür dokümanlar kullanılır? Döküman hazırlama basamakları nelerdir? Ve tıbbi dokümanların kalitesini etkileyen faktörler nelerdir sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi tıbbi belgeleme ders kitabının 7. ünitesinde yer almaktadır.